Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim değerli hemşerilerim. Bugün çok mutluyuz. Bugün çok gururluyuz. Çünkü Türkiye'nin birinci partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Çok değerli hemşerilerim, ben çok kısa konuşacağım. Öncelikle 9 yıl önce 10 Ekim bugün Ankara Gar katliamında kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı ve hemşerimiz Ercan Atsız'ı rahmetle minnetle bir kez daha anıyorum. 9 Mart 2024 tarihinde seçimden önce halkçı belediyecilik taahhütnamesini imzaladık. Ve halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyduk. Şeffaf olacağız dedik. 6 ay oldu. Projelerimizin önemli bir bölümünü hazırladık. Ekolojik kreşimizden kent parkımıza, can dostlarımız için rehabilitasyon merkezinden birçok projeye projelerimizin altyapıları hazır. Bu arada sosyal belediyeciliğe, halkçı belediyeciliğe her zaman olduğu gibi çok önem veriyoruz. Ama her zaman paylaştığımız bir şey var. Onu özellikle sizlerle yine samimiyetle paylaşmak istiyorum. Barışın ve özgürlüklerin kenti Çanakkale'de. Kimliği, inancı, yaşam tarzı, dünya görüşü ne olursa olsun hep birlikte barış içerisinde, huzur içerisinde kardeşçe yaşıyoruz. Ve bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Çanakkale'miz tarih, kültür, turizm, üniversite kenti olsun istiyoruz. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Bu müstesna coğrafyayı mutlaka ve mutlaka koruyacağız. Boğazımız, Gelibolu tarihi yarımadamız, Binpınarlı İda'mız, Kaz Dağları'mız, bu tarihi ve coğrafi güzelliğimizi gözümüzün bebeği gibi koruyacağız yerel yönetim olarak. 31 Mart'ta çok büyük bir başarıya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde imza attık. Şimdi bu yerel iktidarı mutlaka ve mutlaka genel iktidara taşıyacağız. Bu adaletsiz düzeni mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz. Evet, şimdi bizlerle birlikte Sayın Genel Başkanımız Çanakkale'ye hayırlı olsun ziyareti ve il belediye başkanlarımızın toplantısı için geldi. Cumhuriyet Halk Partili il belediye başkanlarımız burada. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, Çanakkale'deki tüm ilçe belde belediye başkanlarımız bizlerle birlikte. Bu meydanda bu akşam olduğunuz için katılımınızdan büyük onur duyduğumu, mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Evet, değişimin gücüyle 31 Mart'ta olduğu gibi ilk genel seçimde de iktidar olacağız. Ve ben şimdi Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı, Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'i huzurlarınıza sizlere hitap etmek üzere büyük bir mutlulukla ve onurla davet ediyorum. Buyurun Genel Başkanım. Hoş bulduk. Merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Cumhuriyet'in geçilmez kalesi Çanakkale'nin güzel insanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel karşılama için başta il başkanımız Levent Gürbüz'ün şahsında tüm il örgütümüze, merkez ilçe örgütümüze özellikle teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı veren tüm yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gözlerim birini arıyor. Remzi abi nerede, Remzi abi? Nerede Remzi Bey? Örgüt emekçimiz Remzi Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada olmak,
31 Mart seçiminden sonra Atatürk'ün kurduğu partinin 100 yılın ilk yerel seçimlerinde tam 47 yıl sonra birinci parti olduğu 31 Mart akşamını birlikte yaşadığımız ve Çanakkale'de 14 belediye kazandığımız, bizde olmayan 3 belediyenin meclis çoğunluğunu kazandığımız, geçtiğimiz sefer büyük haksızlığa uğradığımız il genel meclisini yeniden kazandığımız o gece hep birlikte gözyaşlarını tutamadığımız güzel insanlarla birlikteyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 1989'dan beri sosyal demokratların yönettiği bir şehir. Tarihi önemi çok büyük. 2002-2024 yılları arasında 22 yıl boyunca burayı Ülgür Başkanımız Ülgür Gökhan yönetti. Bu seçimlerde aday olmadı ve onurlu bir, vefalı bir vedayla bir bayrak devir teslimi yaşandı ve Muharrem Erkek, birlikte milletvekilliği yaptığım, Merkez Yönetim Kurulu'nda birlikte görev yaptığımız ve iktidarımızda eğer o seçimi kazansaydık Adalet Bakanımız olarak ilan edilmiş Muharrem Erkek bu seçimi sizlerle birlikte kazandı. Onu kutluyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ve ilk 6 aya baktığımızda ve yapılan 6 ayın sonundaki ölçümlere baktığımızda Çanakkale Belediyesi'nde gücümüze güç kattığımızı, ivmelendiğimizi ve hareket noktamızdan çok daha ileriye gittiğini görüyorum. Bunda hemen ilk başta ilk öğretim öğrencilerine beslenme çantasının hazırlanıp yoksul öğrencilere aileleri öğrencinin haberi olmaksızın teslim edilen beslenme çantası uygulamasından, 18 Mart Üniversitesi'nde başlatılan kampanyayla ücretsiz HPV aşı kampanyasına, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs verilmesinden, Türkiye'nin en önemli sorunu olan okullarda hijyen, temizliğin Çanakkale Belediyesi tarafından, Çanakkale Belediyesi tarafından yazın ortasında başlanıp okullar açıldığında tertemiz yapılmasına kadar ve kent içi ulaşımın düzenlenmesi, sıkıntıların minimize edilmesine, kente kazandırılan 4 yeni parka, 2217 metre içme suyu, 1027 metre kanalizasyon, 784 metre yağmur suyu hattının yapılmasına ve sosyal belediyecilik anlamında Halk Kart, Hoş Geldin Bebek Paketi uygulamalarından dolayı başkanımızı, ekibini ve belediye meclisimizi yürekten tebrik ediyorum. Hangi partiden olursa olsun Çanakkale'linin oylarıyla seçilmiş tüm belediye meclis üyelerine de bu binanın, bu kamu binasının önünde hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Elbette onlar görevlerinin gereği denetim yapacaklar, eleştiri yapacaklar ama hiç şüphe yok ki Çanakkale söz konusu olduğunda hep birlikte Çanakkale için tek yumruk olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi grubuna başarılar diliyorum. Tüm gruplara başarılar diliyorum. Biraz önce Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeydik. Çanakkale'ye gelince ilk olarak gidip o görevi yapmadan çalışmaya başlamaz Cumhuriyet Halk Partisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 ay boyunca görev yaptığı ve bütün dünyanın onu tanıdığı Mustafa Kemal açısından son derece önemli,
Türkiye tarihi açısından son derece önemli. 18 Mart 1915 Deniz ve 9 Ocak 1916 kara zaferlerini kazandığımız, 59.408 şehit verdiğimiz ama Çanakkale geçilmez dediğimiz, toprak altında koyun koyuna 81 ilden 59.408 evladımızın, atamızın, dedemizin yattığı o abideye gururla gittik. Ve o abidede meçhul askeri gördük. Meçhul askerin mezarının başında duamızı okuduk. Ve orada bir kez daha Çanakkale'den gururla hatırlatmak isteriz ki dünyanın dört bir yanından paralı askerler olarak gelmiş, dünyanın öbür ucundan kalkmış, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan gelmiş ve burada hayatını kaybeden askerler için 1934'te Anzak gününde anneler geldi buraya. O gün Gazi Mustafa Kemal onlara hitaben bir mesaj yolladı, okuttu, yayınlattı. O mesajı nasıl bir atanın cumhuriyeti olduğumuz, nasıl bir Mustafa Kemal'in askerleri olduğumuzu hatırlatmak için bir kez daha tekrar etmek isterim. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklar. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşturlar. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e oradan bu mesajı dinleyen anneler, madem ki evlatlarımızı bağrına bastın, sen de bizim atamızsın demiştir. Atamızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz ve bundan onur duyuyoruz. Bu güzel ülke 100 yıl önce büyük imkansızlıklarla kuruldu ve bugüne gelene kadar sata sata bitiremediklerini, kumpaslarla sata sata bitiremediği kitleri, kumpaslarla çökertemedikleri ordumuzu ve cumhuriyetin tüm kurumlarını kurduk ve çok kısa sürede dünyada eşi benzeri görülmemiş bir toplumsal mütabakatla Türkiye Cumhuriyeti ilk 15 yıl içinde, ardından devam eden süreçlerde de hızla yoksulluktan kurtulan, salgın hastalıkları yenen, milli gelirini arttıran, işsizliği azaltan, toplu iğne üretemezken motor fabrikaları, vagon fabrikaları, uçak fabrikaları kuran, Sümer banklarla, lastik fabrikalarıyla önce ihtiyaç olan alanları birer birer tesis eden, bu ülkenin rafinerilerini kuran, limanlarını kuran bir süreci yaşadık. Maalesef Cumhuriyet'in ilk 20 yılında, 25 yılında yaşananlar son 20-25 yılında tüketildi, yıpratıldı, altı boşaltıldı, içi boşaltıldı. Kimi hedef alındı, kimi ortadan kaldırıldı, kimi işlevsizleştirildi. Aşı üreten hıfzı sahayı kapattılar. Pandemide bu memlekete ne büyük bir eksiklik yaşattıklarını hep beraber gördük. Orduyu kumpas davalarıyla perişan ettiler ve ihtiyaç duyulduğunda nasıl hepimizin göz bebeğimiz ordunun durumunu dikkatle takip ettiğimizi görüyorsunuz. Bir diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, orada ilinizin değerli milletvekilleriyle,
iki milletvekiliyle onurla görev yaptığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işlevsizleştirmek, etkisizleştirmek ve bir kişinin aldığı kararların denetlenmeden uygulandığı ve felaketlere Yüce Meclis'in bile engel olamadığı bir sürece Türkiye'yi sürüklediler. Ve birisi karar verdi. Ben bilirim dedi. Veya en iyisini damadım yapar dedi. Pandemiden çıkışta bütün dünyada faizler çıkarken niye çıkıyor? Enflasyonu zorlamak için. 3 olan enflasyonu 6'da gördü Avrupalı, 7 yapıp faizi durdurdu. 9'da gördü Amerikalı, 9,5 yaptı durdurdu. Ama biz faiz sonuç değil sebeptir deyip bütün dünya bir yana giderken ben bilirim diyen yüzünden enflasyonu her geçen gün 18, 20, 25 resmi rakamlara göre 86 ama bağımsız kuruluşlara göre %150'lere kadar çıkardılar. Bugün yaşanan yoksulluğun, bugün yaşanan Türk parasının değersizliğinin yegane sebebi meclisi dışlayan, akılı dışlayan, bilimi dışlayan, ben bilirim diyen anlayışın yaşattığı ekonomik felakettir. Seçime kadar inadım inat gittiler. Enflasyon olsun, tedbir alınmasın, millet felaketin farkına varmasın, para bol dolaşsın dediler. Seçimden sonra Mehmet Şimşek'i getirdiler. Mehmet Şimşek kendinden önceki yapılanlara irrasyonel dedi. Kendi politikalarına rasyonel dedi ve gele gele geldiğimiz noktada bir bakalım. Haziran ayında göreve geldiğinde 2023 Haziran'da vatandaşın bankalara borcu, sizin hepinizin, hepimizin bütün bankalara toprağın borcu 720 milyardı. Çok değil. Geçen sene Haziran ayında. Şu anda 1.6 trilyon lira. Yani bir yılda %122 artmış. Fiyatlar artmış. Konuşacağız. Ama bankaya olan borcumuz %122 artmış. İkiye katlanmış, üstüne geçmiş. Vatandaş alım gücünün kalmadığı ortamda mutfak alışverişini dahi kredi kartıyla yapan, o bankanın borcunu öbür bankanın kartıyla kapatan ve döndürebildiği kadar döndüren ama o büyüyen kar topunun altında ezilen bir süreçte. Eylül 2024 döneminde gıda enflasyonu TÜİK'e göre %43.7. Nedir TÜİK? TÜİK, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun kısaltmasıdır. Bu kurum Tayyip Bey'i üzmez, Sayın Erdoğan'ı üzmez ama emekli Tahir amcayı üzer. Emine Erdoğan'ın adaşı Emine teyzemi üzer. Fadıl abi üzer, Büşra'yı üzer, Nimet'i üzer. Bu kurum enflasyonu düşük gösterdiği için Nimet'in babasına az zam verirler. Ona göre verirler. Üniversite öğrencisi Nimet babasının gönderdiği harçlıkla geçinemez. Tahir amca emeklidir. Erdoğan geldiğinde 1,5 asgari ücret emekli maaşı almaktadır. O gün Sayın Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücrettir. Bugün asgari ücretin bütün düşüklüğüne rağmen eğer Tayyip Bey TÜİK'i kendisini üzmeyen ama Tahir amcayı üzen bir kurum yapmasaydı bugün Tahir amca 26 bin lira emekli maaşı alacaktı. Tahir amcanın AK Parti iktidarından önce emekli maaşıyla 8 çeyrek altın aldığını unutmayalım. Bugün verilen 12.500 lirayla
3 çeyrek altın alamıyor. Yani bir emekli düşünün. Gitse şu karşıdaki kuyumcudan bir çeyrek altın alsa, cebine katsa, evine varsa baksa ki yok, deli çıkar, aklı çıkar. Evinden kuyumcuya kadar her yeri arar. Bir çeyrek altın için. Oysa bir emekli değil, her emekli sadece bir kez değil, her ay bir çeyrek altın değil, 5 çeyrek altın kaybediyor. Emeklilere soruyorum, Tahir amcaya soruyorum, bütün emeklilere, emekli Emine teyzeye soruyorum. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Siz 1,5 asgari ücretlik, 8 çeyrek altınlık emekli maaşını 3 Kasım 2002'deki seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi gelecek ilk sandıkta bulmaya var mısınız? Ve ayrıca biraz önce söyledim, asgari ücretliler geçen sene seçimden önce en büyük oy kapısı olan asgari ücretliler, Türkiye'nin en kalabalık grubu, ne diyordu Sayın Erdoğan? Diyordu ki enflasyonist ortamda fiyatlar durmazken biz asgari ücreti yılda 4 kez zamlamayı düşünmeliyiz. Bunu yapabiliriz diyordu. Mart'ta, Temmuz'da, Ekim'de ve Ocak'ta, Aralık sonunda asgari ücrete 4 zam müjdeliyordu. Oyu aldı, şimdi döndü ve diyor ki biz asgari ücrete yılda 1 kere zam yaparız. Verdiğimiz 17.000 lirayla 12 ay boyunca geçineceksiniz. Tayyip Bey'in geçen sene 1 Ocak'ta asgari ücretliye verdiği maaş 17.000 lira, 1 Ocak'tan bugüne kadar tam 6.200 lira yıpranmış ve erimiş durumda. O günün 17.000 lirası bugün o günün 11.000 lirasının altında. Ve vergide adalet yok. Her geçen gün ayrıca ele geçen maaşlar azalıyor. Büyük bir sıkıntı var. Seçim zamanı 4 kez zam yapacağım deyip geçim zamanı asgari ücretliyi unutanlar, asgari ücretliler, onları unutacak mısınız? Yoksa sandıkta hesap mı soracaksınız? On bin liralık emekli maaşını bir asgari ücret yap bari dedik. Biz gelince 1,5 yapacağız. 17.000 lira yapacak. Hayır dedi. 2.500 lira zam yaptı. Bu bile 33 milyar yük yarattı diyor. Asgari ücreti 17.000 liradan 25.000 liraya çıkar dedik. Yapamayız. 100 milyara yakın para lazım dedi. Bakın bugün asgari ücret 25.000 lira olsa, en düşük emekli maaşı da 17.000 lira olsa dahi toplam cepten gidecek para 200 milyarı geçmiyor. Geçen sene beşli çeteye, ama onlar 5 kişi değil, adları beşli çete, 20-25 şirkete ödemeleri gereken vergiden vazgeçen devletin, yani plan bütçe komisyonunda kazanmış, tahakkuk etmiş, ödemesi lazım bu yandaş şirketlerden affedilen vergilerin toplamı bulamadıkları paranın tam 3 katı. Tam 3 katı. O yüzden para yok, kriz var. Kriz olduğu doğru, senin yüzünden var. Para yok değil, para var ama siyaset belirlemek öncelik işi. Sen zengin seviyorsun, biz yoksulları seviyoruz, emeklileri seviyoruz, emekçileri seviyoruz, çiftçileri seviyoruz, esnafları seviyoruz, gençleri seviyoruz. Biz sizi seviyoruz, o zenginleri seviyor.
Bu konuda en çarpıcı örnek Tayyip Bey'in dediği gibi 3 çocuk sahibi de olan değil. 4 kişilik bir aile. 4 kişilik çekirdek bir aile. Bu ailenin iletişim masrafları var. Cep telefonu artık herkesin cebinde olmak durumunda. Çünkü en yoksulun işi dahi orada. Sabahleyin hamallık yapacak kişi cep telefonunun başında bekliyor. Su tesisatçısı, elektrik tesisatçısı cep telefonunda. Çilingir eve gittiğinde cep telefonunu kapıya yazıyor. Çocuklar pandemide tabletlerinden, ev internetinden okula gittiler. Sokaklar bu kadar güvencesizken her yaşta çocuğun cebine cep telefonu koymadan annenin babanın içi rahat etmiyor. Ve bir hesap var. 4 kişilik ailenin iletişim masrafı en normal, en uygun tarifelerden. Geçen sene 745 liraydı. Cep telefonları, ev interneti, aile büyüklerinin bir tanesinin cep interneti. Toplam 745 lira. Bugün geçen ay yapılan zamlarla, yani Turkcell'in, Vodafone'un ve Türk Telekom'un eş zamanlı anlaşarak hiçbiri diğerinden geri kalmadan yaptıkları zamlarla o tarife şu anda %235'lik artışla 2.350 lira oldu. Geçen sene, hatta geçen Haziran'da 3 ay önce 745 lira ödediğiniz faturaların toplamına bu ay 2.350 lira ödeyeceksiniz. Biz buna itiraz ettik, haksızlık dedik. Bakana, Ulaştırma Bakanımıza mikrofon uzatmışlar dün grup toplantısında. Cevap, serbest piyasa. Biz bir şey yapamayız. Ey Ulaştırma Bakanı, sen kendini akıllı, ahaliyi saf mı sanırsın? Bugün Türk Telekom'un hisseleri önce özelleştirdiniz, Hariri aldı, içini boşalttı, kucağımıza attı. Türk Telekom devletin elinde. Turkcell'in en çok hissesi varlık fonunun elinde. Turkcell'in de yönetiminde, Türk Telekom'un da yönetiminde karar Tayyip Bey'in atadıkları tarafından alınıyor. Siz o iki büyük firmaya bu zammı yaptırmasaydınız da göreyim üçüncüsü yapsın. Türkiye'de serbest piyasa yok o alanda. Devletin fiyat belirlediği, şirket yönettiği yerde serbest piyasa olmaz. 750 liralık telefon 2.350 liraya çıkıyorsa burada özel şirketlerle anlaşıp milletin anasını ağlatan bir işbirliği vardır. Bunu görüyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. Gelecek ay 2.000 liranın üzerinde iletişim faturaları gelen herkes bilsin ki faturayı size Tayyip Bey kesti. Ve siz de ona faturayı sandıkta keseceksiniz. Bunun başka yolu kalmadı. Tabii bir yandan çok üzülüyoruz. Geçen hafta Cuma günü ve hafta sonu iki genç kadın canice katledilmişti. Şuracık'ta, Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebek uğradığı cinsel saldırıdan sonra kurtulamadı, hayatını kaybetti. Bir yandan bütün Türkiye narine ağlarken halen daha o ilk gün diyorlardı. Katiller elimizde, katiller yakalanacak, enselerindeyiz, peşindeyiz. Ama halen daha artık konuşmuyorlar bile. Televizyonlara konuşmayın diyorlar. Unutturun diyorlar. Şimdi Şırnak'ın İdil ilçesinde yatılı Kur'an kursundan 2 çocuk
3 gündür kayıp. Enes Düzgün ve Enes Arız, iki evladımız kayıp, yüreğimiz ağzımızda, onu bekliyoruz. Haber bekliyoruz, iyi bir haber bekliyoruz. Grup konuşmasında söyledim. Türkiye'nin bugüne kadar AK Parti iktidarının yaptığı en iyi iş şüphesiz İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliği yapması, ardından da meclisin imzayı tüm partiler birlikte atmasıydı. Nedir İstanbul Sözleşmesi? Kadına karşı şiddete karşı sözleşmedir. Cinsiyet ayrımcılığına karşı sözleşmedir. Çocuğu koruyan, kadını koruyan sözleşmedir. Alkışladık, birlikte oy verdik ama Tayyip Bey seçimlere giderken birilerine söz verdi diye o sözleşmeden haksızca, hukuksuzca, meclisi tanımadan bir gece tek imzayla çıktı. Hukuken çıkmadı ama çıktık diyor. Çıkmış gibi davranıyor. Ve esasen ne yapıyor biliyor musunuz? Devleti kadınların arkasından, çocukların arkasından devleti çekiyor. Hatırlayın, kapkaççılar kol gezerdi. Cezası bir yıldı. Bu kapıdan girip bu kapıdan çıkıyorlardı. İsyan ettik hep beraber. Olmaz dedik. En az 7 yıl ceza. Hele hele kadın sürüklendiyse bu artık yağmaya girer. Birkaç kişi yapıldıysa, hazırlık yapıldıysa nitelikli yağmaya girer. 15 yıl yatacaksınız dedik. Şak diye kesildi. Şimdi irade gösterip göstermeyeceğimizi konuşacağız. Eğer o gazçılara yaptığımız gibi bugün bu kadın cinayetlerini, bu çocuk cinayetlerini işleyenlere bir daha size güneş ışığı göstermeyeceğiz dersek, hep birlikte İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönersek, gerekli kararlılığı gösterirsek, bıçak gibi kesilmese de çok azalacak ve zamanı gelince bu iş yok olacak. Ama Tayyip Bey'e salı günü elimizi uzattık. Kadınlar ellerini uzattılar. Sadece kadınlar ellerini uzatsın. Bu eli başka bir kadın katledilmesin diye kaldırıyoruz. Bu eli narinler ölmesin diye, Enesler ölmesin diye kaldırıyoruz. Bu eli tutarsanız kadın cinayetleri durur. Bu eli havada bırakırsanız bütün cinayetlerden siz sorumlusunuz. Bu eli havada bırakmayın. Bu kadınların onurlu elidir. Türkiye'deki tüm partilerin kadın kollarına sesleniyoruz. Haydi gelin birlik olalım. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönelim. Bu katillerin burnundan fitil fitil getirelim. Tabii Tayyip Bey, Sayın Erdoğan çok söz verir, seçimden sonra tutmaz. Bir süredir konuşuyoruz. Tayyip Bey emekliye söz verdi, tuttu mu? Asgari ücretliye söz verdi, tuttu mu? Çiftçiye, esnafa, öğrencilere, kime verdiği sözü tutuyor biliyor musunuz? Hizbullah'a verdiği sözü tutuyor. Hizbullah'a verdiği sözü tutuyor. Kadınlar, bekar kadınlar sahipsiz köpek gibidir, sahiplendirilmelidir diyen, domuz bağcıları savunan ve anayasanın ilk 4 maddesine itiraz eden Hizbullah istemiyor diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. O %1 oy için çıktı. Hiçbirimize verdiği sözü tutmuyor, Hizbullah'a verdiği sözü tutuyor. Olmaz olsun öyle söz, olmaz olsun öyle ittifak, yıkılsın o ittifak. Hizbullah'tan güç alan ittifakın adı Cumhur olamaz. Cumhur'un adını böyle kirletemezsiniz.
Ve yine hep beraber hepimizin yakından takip ettiği bir süreç. 1 Ekim meclisin açılış günü. Erdoğan kürsüde. Hepimiz oradayız. Yaptığı bu işlere bakınca saygı göstermek şahsına değil ancak Atatürk'ün makamıdır. Ama oy veren 26 milyon kişiye saygımızı da gösterdik. Oturduk dinledik. Ben de seninle gurur duyuyorum anneciğim. Ben de seninle. Diye diye ne dedi biliyor musunuz? Demedi ki emeklinin durumunu düzelteceğim. Demedi ki işçilere sahip çıkacağım. Demedi ki yoksulluğu durduracağım. Fiyatları düşüreceğim. Sosyal destekleri arttıracağım. Demedi. Demedi. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki İsrail bir sonraki hedefinde Türkiye'yi hedef alacak ve bize saldıracak dedi. Hep birlikte, hep birlikte bütün televizyonları başta TRT o günden sonra İsrail Türkiye Savaşı, 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Kaç gemimiz var? Kaç uçak var? Bunları konuştular. Hiçbiri akşam yoksulluğu, hiçbiri akşam işsizliği, gençlerin ümitsizliğini, üniversitelerin halini, okulların pisliğini konuşmadılar. Bunu konuştular. Bunun için dedik ki gelin bir kapalı oturum yapalım ve anlatın bakalım. Tehlike neymiş? İkna olursak biz de sizinleyiz. Ama böyle bir tehlikenin, İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimalinin öyle bir boyutta 3. Dünya Savaşı'na dönüşecek bir savaşın olacağı varsa anlatın da duyalım dedik. Dedim ki gizli oturum 10 yıl konuşulmaz. Anlattığınızı anlatmayacağım. Ama sakın ha sakın anlatmamaya kalkarsanız. Yani Tayyip Bey tehlike büyük diyor da siz bir şey anlatmazsanız anlatmadığınızı anlatırım dedim. Tam da dediğimiz oldu. İki sayın bakan, birisi 40, birisi 34 dakika. Toplam 74 dakika sizin bilmediğiniz hiçbir şeyi bize söylemediler. Sizin bilmediğiniz hiçbir şeyi seçtiğiniz vekillerinize, CHP'ninkilere, AK Parti'ninkilere, MHP'ninkilere, İYİ Parti'ninkilere, deminkilere, saadetinkilere hiçbirine söylemediler. Ve öylece dönüp gittiler. Anladık ki Tayyip Bey'in yaptığı iş sizin seçmenin, ona daha önce oy veren seçmenin ve 31 Mart'ta artık onu ikinci parti yapan seçmenin, sarı kartı gösteren seçmenin, şimdi artık seçim isteyen seçmenin kulağına şunu söylüyor. Evet, yoksulsun, açsın, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. İsrail saldıracak, benim arkama geçmelisin. Bu oyuna gelmemek için gittik, sorduk ve dinledik. Şimdi Çanakkale'den Tayyip Bey'e diyorum ki eğer bir gün gerçekten bir beka sorunu olursa o gün ne yaptığımızın şahidi topraklardayım ben şu anda. Çanakkale'deyim, Çanakkale'de. Eğer bir gün bu ülke yeniden işgal ve saldırı tehlikesiyle karşılaşırsa merak etme. Bu meydanda, bu Çanakkale'de, 81 ilde dedesi Conk Bayırı'nda kefensiz yatanların torunları var burada. Evelallah biz buradayız. Ama durduk yerde savaş olacak deyip, füze gelecek deyip, televizyonlara bunu konuşturup yoksulluğu unutturmaya kalkıyorsun. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz.
hata olmaz. Teşbihte hata olmaz. Bir zaman Hitler Almanya'da çocukları aç annelere diyordu ki, Alman çocuklarının tereyağına değil, Alman tanklarının gres yağına ihtiyacı var. Bu anlayış, bu güvenlikçi ve korkutarak yöneten anlayış Almanya'nın sonunu getirdi. O yüzden Sayın Erdoğan'a diyorum ki, her seferinde sıkıştığında aynı gemideyiz dediklerini bu şekilde bir kenarda arkada bırakamazsın. Biz evet aynı gemideyiz. Emekçiler, emekliler, yoksullar, çiftçiler ve esnaflar, halk, halkın kendisi aynı gemideyiz ve bu gemiyi biz kurtaracağız. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Biz siyaset anlayışımız gereği kimseye hakaret etmeyiz. Kimseye küfür etmeyiz. Kimseyle lüzumsuz kavgalara tutuşmayız. Çünkü biliriz ki lüzumsuz kavga halka yapılan ihanettir. Lüzumsuz didişmeler dikkati başka yere çekip yoksulluğu, işsizliği unutturan işlerdir. Onun için 81 ilde 973 ilçede bütün milletvekillerimiz, parti meclisimiz, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz 6 ay boyunca büyük bir kampanyayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksulluğu nasıl yöneteceğini değil, yok edeceğini, tarımı nasıl içine düştüğü bu durumdan kurtaracağını, ekonomideki sorunları en kısa vadede toplumun en geniş kesimleri için nasıl çözeceğimizi, milli eğitimdeki müfredatından fiziki şartlara, atanmayan öğretmeninden tüm sorunlarına kadar nasıl çözeceğimizi tüm Türkiye'de seferberlik halinde toplantılarla çalışacağız, dinleyeceğiz, anlatacağız ve iktidar yürüyüşümüzü artık başlattık, durmaksızın yürüyeceğiz, durmaksızın. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yayınlanan 3 ankette de, bugün yayınlanan, bugün herkes gördü, yine kurulduğu gün gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Size söz vermiştim. Demiştim ki nasıl Ecevit 1970'lerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğru tarif eden, sorunları gören, çözüm önerilerini halkın anlayacağı dilden konuşan, dünyada esen rüzgarları da arkasına alan yönetim anlayışıyla nasıl Ecevit girdiği ikisi yerel, ikisi genel, 4 seçimden de partisini birinci parti çıkardıysa söz veriyorum, biz de bu genç ekibimizle, inançlı ekibimizle artık seçim kaybetmeyeceğiz demiştim. 31 Mart akşamı hep beraber önce saat 8 olmadan, daha pardon 7 olmadan, yani Çanakkale'de sandıklar kapandıktan 2 saat geçmeden eskisi gibi bir mesaj almadılar. Sandık görevi yapanlar var mı? Bir el kaldırsın göreyim. Harika. Öpüyorum ellerinizden. Her biriniz benim kahramanlarımsınız. Mesaj geldi onlara. Mesaj geldi. Eskisi gibi iktidar tarafından partimiz için kötü haberler alacaksınız. Moralinizi bozmayın. Sandığı terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları kaybetmeyin mesajı atmadık. O gün biz şu mesajı hazırlamıştık, o mesajı attık. Arkadaşlar,
demokrasi kahramanı sandık görevlilerimiz. Birazdan Türkiye'nin dört bir yanından çok güzel haberler alacaksınız. Sevinip de sandıkları terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları getirmeden evinize gitmeyin. İşte bu. Aldın mı bu mesajı? Aldın mı? Aldın mı? Bu mesajı yine alacaksınız. Artık kaybetmeyi değil, kazanmayı, artık ana muhalefet olmayı değil, birinci parti olmayı ve bu milletin yüzünü güldüren parti olmayı konuşuyoruz. Bunu başaracağız. Hep birlikte bunu başaracağız. Unutmayın, birileri bizi iç tartışmalara çekmek isteyebilir. Birileri CHP aday tartışması yapsın isteyebilir. Birileri CHP'nin içi karışsın isteyebilir. Ancak biz sadece ve sadece milletin derdiyle dertleneceğiz. O derde çare söyleyeceğiz ve diyeceğiz ki her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu güzel günde il başkanımız ışık yakmış. Sahnenin ışıklarını azaltalım. Bu güzel günde o güzel pankartları indirelim ve cep telefonlarının ışıklarıyla bu güzel Çanakkale'yi selamlıyoruz sizi ve çok seviyoruz. Birlikte başardık, birlikte başaracağız. Yaşasın Çanakkale, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın kurulacak halkın iktidarı. Kimse korkmasın, biz güçlüyüz, biz başaracağız, halk kazanacak. Kimse kaybetmeyecek, Türkiye kazanacak, Türkiye ittifakı kazanacak. Çanakkale'den tüm Türkiye'yi selamlıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale İl Başkanımız Levent Gürbüz, Çanakkale Milletvekilimiz Özgür Ceylan, Çanakkale Milletvekilimiz İsmet Güneşan, Çanakkale Belediye Başkanımız Muharrem Erkek'le birlikte ilginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili Çanakkale'liler. Güzel günlerde görüşmek umuduyla.